Kurçay mevkiinden alınacak, alacaksınız. O zamanlar resmi kulüptük biz. Topluyum. Tatının altını şey yapmadan, kısmadan. Bunlar benim sedam. Şu anda iklim çok müsait olmadığı için motosiklete binemiyoruz. Ama böyle garajımda gelip bunları seviyorum. Bunlarla konuşuyorum. Sohbet ediyorum. Benim son sevgilim, yani karımın kuması. Hanım hiç de razı olmuyor. Hatta motor için çok kızıyor. Benden fazla onu seviyorsun diyor. Kıskanıyor çünkü herhalde hanımdan daha fazla vakit geçiriyoruz bununla yazın. Sıcak havalarda. Kaçıp kaçıp gidiyoruz bir yerlere. Gücümüz yettiğince. Ben buna karımın kuması diyorum. Aşkımsın sen benim aşkım. Güzelim. Yaz gelecek. Tekrar bir yerlere, daha bir yer, yeni ufuklara açılacağız inşallah seninle birlikte. İnşallah. 50 yıllık motosiklet sevdalısıyım. Evet, yaşım biraz 60'ın üzerinde. Daha fazlasını söylemeyeceğim. 50 yıldır ben iki teker sevdalısıyım. Motosikletlerle haşır neşirim. Hobi olarak biniyorum. Bazen işimde kullandığım motosikletlerim ayrı. Onun haricinde gezip tozduğum motosikletlerim ayrı. Oldukça fazla motor sayılır. Şahıs başına yani 10-12 tane motosikletim var söyleme sahiptir. Bunlarla geziyoruz. Kendimizi buluyoruz. Evliyiz ve iki çocuk babasıyım. Evde hanım zaman zaman bana kızıyor. Neredesin diyor. Garajlardayım diyorum. Garajımdayım diyorum. O zaman benim kumamın yanındasın diyor. Ben de kendisini göstereyim. O dediği motosiklet orada. O hanım ona kumam diyor. Çünkü ben motosikletle çok vakit geçiriyorum. Havalar sıcak olduğu zaman hep birlikteyiz motorumla. Geziyorum, şehirler arası gidiyorum. Ülkeler arası gittiğimiz oluyor. Ekibimiz var, 4 kişilik bir ekibimiz var. Sağlam bir ekip. Onlarla birlikte Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğunu gezdik. Motosikletin üzerine bindikten sonra kardeşim düşünceyi sıfırlıyor motosiklet. Borç, senet, sepet hiçbir şeyi baz almıyorsunuz. Artık ondan sonra motosiklette hayatta kalabilmenin hesabını yapıyorsunuz. Kaskın içerisinde yüzlerce, binlerce soru sorup kendinizden bu soruların cevabını veriyorsunuz. Adeta bulutların üstünde uçarcasına bir zevk alıyorsunuz motosikletten. Tabii ki kurallara uymak gerekiyor. Kurallara uyarak kullanıyoruz. Şahsi olarak, ferdi olarak belki Türkiye'de benden başka yoktur. Bilmiyorum varsa da. Şahsıma bir ev düzenledim. Evin içerisinde 8-10 kişi kadar konaklayabiliyor. Kirasını kendim karşılıyorum. Evin temizliğini ben yapıyorum, yaptırıyorum. Bütün masrafları bana ait. Gelen motocu arkadaşlarım burada geliyorlar, konaklıyorlar. Konakladıktan sonra herhangi bir ücret talep etmiyoruz kendilerinden. Şehri gezdiriyorum bunlara. Tek bir şartım var. Sabah kahvaltısını illaki ben yaptıracağım onlara. Sabahleyin güzel kahvaltı hazırlıyorum onlara. Sohbetimiz, muhabbetimiz bittikten sonra şehri terk etmek isteyen arkadaşımı uğurluyorum. Kalmak isteyenler birkaç gün kalabiliyor benimle birlikte. Herhangi bir ücret asla değil. Asla asla. Para karşılığı değil. Bu bir aşk. Bu bir sevda onun için. Başım üstünde yerler var. Yeter ki motorcu olsun. Motorcu olmayan da giremez. Onu da söyleyeyim. Motor bir aşk. Evet. Afişlerden birisi. Onu şey yapmasın, düşme diye tutuyorum sana. İlkten sonra bir anıtımız olsun, anımız olsun. Şeylerimiz olsun çok istiyoruz ama işte. Bir şehirde. Hiç gelmiyor. 40'ın üstünde sporcuyla birlikte yarıştık. Yarışın birincisi ben oldum. Çekecek vereyim mi kız? Yok çekeceğim. Çekerim ben böyle. Al kız korkma. Yok yok çektim. Şu şart olur mu ya? Şey yemek yiyenlerden biri mi oldu? Evet.